Nasılsın? Hapşuracağım galiba. Hapşurmanı engelleyeyim mi? Çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Engelleyebilecek gibi değildi. Belli zaten. Oğlum senin de bıyıkların şey ya. Sarı. Ortası hayır, benim hayır. Gibi. Sarı sarı. Hayır sarı da şey sık buradaki bıyıkların senin de. Evet. Hitler gibi. Yemin ediyorum oğlum. Benim de öyle ya. Şurada çok bıyık var abi bende. Ortada. Ha, olabilir. Niye buralara mı bakıyorsun? Oğlum ne? İlgimi çekti ya. Seni luboş. Şimdi Dalia biz oturduk düşündük. Dedik ki Dalia'ya özel bir bölüm ne çekebiliriz? Nasıl yani? Farklı bir bölüm ne çekelim? Dalia evet. Ne hoşuna gider diye. Birer videolara hoş geldin. Tevko'nun klasiklerinden birisi olan birçok kişinin sevmediği ama senin çok sevdiğin bir bölümümüz var. Ha viral mi? Viral videolara tepki bölümümüze. Hadi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş ama bulduk efendim. Bu sefer biraz daha uzun. Bir sürü videomuz var çünkü bu videonun özelliği şu abi. Şubat ve Mart ayında viral olmuş videolar izleyeceğiz. İşte komple. Evet. Şöyle ilk videodan. İzledim bunu ya. Ya gerçekten çok eli olmuyor şey mu Kerimcan? Evet. Ne kızları lan? Adam gibi konuşuyor. Böyle ortaya kızlarımız var. Evimizin erili. Tesbih geldi. Ne haber bir tane? Her şey yolunda mı? Aa, bir de gözünün içine içine bakıyor. Nereye bu götüne mi bakıyor? Ne haber bir tane? Her şey yolunda mı? Aa, bir de gözünün içine içine bakıyor. Nereye bu götüne mi bakıyor? Komik bu adam bence, eğlenceli bu adam yani. Böyle bir de hep böyle televizyonda görüyorum ya ben bu adamı. Şimdi burada daha samimi bir ortamda falan. Eğlenceli bir adam yani. Bu arada erillik de yakışıyor ya çünkü yakışıklı çocuk yani. Kerimcan da bunun tuttuğunun farkında. Evet. Abi son 10 videosu hepsi Erilcan. Evet, ne düşünüyorsun abi? Kerimcan durmasın, eril hareketler hakkında. Abi bence komikler. Hı-hı. Ama hani son zamanlardaki değişimiyle ilgili bir şeyi söyleyemem abi, nereden bileyim? Hani o dönemsel öyle davranmak istiyordur belki yani ya da komiğine gitmiştin insanların onu devam ettiriyordur falan. Ben izliyorum. Son vloglarını izlemeye başladım ben. Erilcan'ın artık Erilcan. O şeylerin son işte ne bileyim Kadıköy, Nişo Sokolezzo. İzliyorum ya. Bir daha söyle onu. Nişo Sokolezzo. Öyle ama şeyin ismi öyle. Oğlum sen nasıl iyi biliyorsun ha. Lubuşko. Ya ne diyorsun oğlum saçma sapan. Şimdi şöyle 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Çok fazla sokak röportajı yapılmıştı. Biz bunu artık paylaşmak için tabii biraz geç kaldık. İmaro. Ama evet bir onu izleyelim. Ablam Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Beba. Ekrem Beba. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ya bunu izledim dünyanın en komik videosu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Erdoğan İmam. Erdoğan. Ben de AK Partiliyim. AK Parti'ye Ömer Arsoy'a. Evet. Peki Büyükşehir efendim? Murat Kurta. Murat Kurum. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Fuat Kurum. Ekrem Mamoğlu. Ekrem Mamoğlu. Hassasıyım AK Parti Murat. Murat Gül. Murat Gül. Murat Gül. İki de be. Fuat Kurum'a. Fuat Kurum. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Muradoğlu. Muradoğlu. At Kavulma. Murat Kurum. At Kavulma. Murat Kavulma. Bunun devamları da var. İkinci parti, üçüncü parti bir da çıktı. Bir sürü var oğlum. Murat Kurum. At kavurma. Oğlum niye bu kadar zor ya? İki tane aday var abi. İki tane isim var ya. Abi çok kafaları karışık. Milletin çok kafası karışık ya. Evet. Murat kavurma sana verilsin. Ekrem İmaro. İmaro. Artık şey oldu. Meme oldu mesela. Kazandı ya Ekrem İmaro. Artık şey Ekrem İmaro kazandı diye falan böyle Instagram sayfaları paylaşıyor. İmaro da çok güzel. Ne? Su böyle Afrika falan şey herhalde değil mi? Neymiş? İmaro diye bir şey duymadım ya. Kesin öyle de böyle Afrika falan şey. Ama. Anlamadım şu var. Adam soruyor ya sana o sırada. Ha, o mu o mu? Değil evet isimleri yani isimlerini doğru. Veriyor yani. Doğru. Orada nasıl niye karıştırabilirsin ya? Hani muhtemelen olsa dinlemiyor ama bir cevap vermesi de gerekiyor. O son duyduğu kelimeleri birleştiriyor İmanoğlu falan diyor yani. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Sadece izle. Ne oldu cerrahım? Herkes kopuyor. Ne oldu cerrahım? Oha çok iyiymiş ya. Burram haydi devam Burram. Ya oğlum. Burram lubuşkom benim haydi. Ne oldu cerrahım? Ne oldu cerrahım çok iyi. Bunu gerçekten yazmışlar. Yok. Doğaçlama gibi çünkü. Senaryoda yok. Doğaçlama olarak cerrahım diyor. Çok güzel. Sonra zaten gelip özür diliyor. Kusura bakmayın ağzından kaçtı diye. Yani. Yine ağzından mı kaçtı bu? Hayır. Ağzından kaçmamış da ya, yani. Tutamadım kendim gibi bir şey diyor yani. Çok çok güzel espri. Ne oldu cerrahım çok iyi. Ne oldu Burak? Bizimkilerin isminden yapmaya çalışıyorum.
Ne oldu buram? O bakar benimki çok güzel oldu ya. Sevgili arkadaşlar, son zamanlarda biz çok linçliyorsunuz. Evet, bunu da lütfen artık söyleyelim. Artık lütfen konuşalım abi. Arkadaşlar gülelim, eğlenelim, evet. Stres atalım diye yapıyoruz. Yok siyahi çıkardınız, niye çıkardınız? Yok şunu niye... Ya siyasetçinin söylediği şarkılarda güldük, eğlendik. Evet. Hiçbir politik bir şey söylemedik. Evet. Bu sefer de AK Partili olduk. Evet. Ben ne oluyor anlamadım abi. Samimi oluyoruz, doğal oluyoruz. Yemeğinizi yerken karşınızda yüzünüze evet, bir Buse kondurabiliyorsak ne mutlu bize. Başka bir bizim bir amacımız yok. Her şey anlamla... Hiçbir şekilde. Bu videolar önceden de böyle çok düşünülen videolar değil. Biz zaten ne çekileceğimizi bilmiyoruz. Bütün verilen nasıl tepkiler... Nasıl videolar? Üzerine düşünmüş videolar. Hayır. Bu videolar tabii ki prodüksiyon ekibi tarafından düşünmüş videolar da bizim verdiğimiz bütün tepkiler doğal arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Dani Japonca şarkı söylüyor. Tikosi mani kosi Tikara mami mani mo. At. Hayır at diyorsun. Sanki sen Japonca çok biliyorsun. Ben onun doğrusunu biliyorum bir kere. Söyle. Tikosi mani kosi. Ne demek biliyor musun? Ne demek? Karnım aç, doyur beni. Yemekten saç çıkınca ben. Tam şey yakalamışlar. Havalı. Bende şey var ya, kekemelik var ya, tam o anda onu yakalamışlar. Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç boşuna gelmiyor abi? Ok atarken konuşmuyorum ki. Hayır. Abi gerçekten. Neyi düşünmüş olurdu? Soru çok oksimoron yani, bir soru, anladın mı? Evet. Ne düşünmüş olabilirdi, böyle bir şey sormuş olabilir abi? Bu çok dağlı konusu oldu çünkü. Öyle mi? Evet. Neden cevap da güzel bu arada. Ya evet, durup dururken yaptığını düşünerek sormuş olabilir. Ama konuşurken yapıyor anlaşılan. Konuşurken yaptığı tik belki de normalde de olan bir şey büyük ihtimalle zannediyor. Büyük olasılıkla öyle zannediyor Burak'ım ama... Batuhan. Tamam şöyle yapalım. Sen sıçtın. 3 kere deme hakkın olsun. Niye? Öyle bir hakkım yok. Hayır. Ay oğlum, çok eğleneceğiz ya. Yapma. Ben de bak bir takma isim bulurum. Bu söyle, ne olacak? Başlığa da onu atarım. Tamam at. Batu. Tamam. 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 Batu'nun son iki harfisin sen. Evet. Evet evet evet. Adamın son iki harfi gibi. Batu. Teslimat yapılmak üzere de bir kuryenizin numarasını alabilir miyiz? Bir şey bırakmayı unutmuş da onu istedim. Bunu izledim, kıza helal olsun. Kıza helal olsun. Çorba siparişi getirdiniz. İkli mi? Evet. Ben sizin numaranızı sipariş verdiğiniz yerden aldım da tanışmak amacıyla yazdım. Bir fuck aradım, pardon. Hayır, hayır, böyle bir şey sakınca var mı? Şey. Çok utandım, konuşamadım da. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sakınca yok, keşke orada söyleseydim. Oha! Adam da adamdaki özgüven ya. Ve şey, isteklilik helal olsun. Bence tatlı, neden böyle düşünüyorum? Çünkü bence aralarında bir etkileşim olmuştur. Sözsüz iletişim diye bir şey var yani. Evet. O yüzden adam da işte, adam da anlamış direkt kim olduğunu diye düşünüyorum ben. Açıklığında. Keşke orada söyleseydin diyor. Evet. Başarıya ulaştı abi yani. Çık. Şey yani. Ama şey, kıza helal şey olsun. Ha tabii şöyle, şimdi kendimle çelişeceğim. Ha. Tam tersi olsaydı cesaret göstermiş der miydim? Yani kurye olan kadın olsaydı. Ve bir erkek numarasını alıp aramış olsaydı. Biraz böyle rahatsız ediyormuş gibi evet, bir itibar olabilirdi belki. Derdik belki de. Olabilir. Evet, böyle düşünmedim hiç. Olabilir. Olabilir. Bari maşallah her yönden bakıyorsun. Gerçekten. Evet, maşallah de ben bunu peki. Her zaman yaptığın şey değil mi? Ben de böyle bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Böyle tanışmak istiyorum ya. Valla. Romantik bir yere, yani. Bir yere gideyim falan, arasınlar, telefonu yüzüne kapatayım. Şöyle razı edeyim. Güzel bir şey ya. Evet, güzel evet. Bir şey. Canın beyninin yanacağı. Abi ne oldu burada diyeceği bir kısma geçiyoruz. Tamam bir dakika, bu burnumu silebilir miyim izninle? Bunu biz koyabilir miyiz videoya? Koymasan daha iyi. Tamam, koymayacağız. Diyor ki, bu bebeğin annesi ben değilim, Hüseyin'in de karısı ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Yani şimdi bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Babamın, annemin. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenin. Evet. Kuzenin mi senin? Evet. Kim? Babam. Babanın karısının adı ne? Zeynep. Bu kim? Getirin bana ya. Bu kim? Teyzem. Annem bu kızım, annem. Sen iyi misin? Kadar... Annenin adı ne? Annesi. Anlamıyorum. Yani dün bağlanan Fatma senin annen değil. Hayır değil. Kim şimdi bu? Hüseyin işte yanında oturuyor. Yanındaki kim? Kadın kim? Benim. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Sen Erva değil misin? Hayır. Nesin? Esin'im ben.
Kız en son benliğini de kaybetti, farkında mısın? Hani kocası, kuzeni, annesi, teyzesi falan derken ya benliğini de kaybetti. Ne oluyor şu an burada? Bir anlat yani. Ne oluyor hiç yani? Hiçbir fikrim yok. Kim haklı kim haksız hiç anlamadım. Konu ne onu da anlamadım. Hiçbir fikrim yok ki. Bir adam evli, bir karısı varmış galiba, bir çocuğu varmış. Bu kadın buymuş ama ismi Evra değil, Esin'miş. Evra. Ama Evra kim o zaman? Yanlış kadına mı çağırmışlar? Yok, doğru kadın. Kanka ne izledik ya biz? Ben anlamadım ya. Ben buradaki dirseğimdeki ölü deriyi tutmaya başladım. Kanka bu kadın bilerek şey yapıyor. Dala geçiyor, trollüyor. İki doğru söylüyor, bir yanlış söylüyor gibi bir şey anladım ben. En sonunda adı da yavaş evet, çıktı. Aynen, yani, aynen. Şöyle abi hemen açıklayayım. Programdaki kızın, yani gördüğümüz kızın asıl adı Evra'ymış. Evli ve bir çocuğu varmış. Başkasıyla tanışıp evi terk ediyor ve tanıştığı kişiye kendini bekar olan kuzeni Esin'miş gibi tanıtıyor. Burada da yine Esin taklidi yapıyor aslında anladım, yani. Diyebiliriz, evet. Programda yalan ortaya çıkmasın diye de annesini, teyzesi, eşini de kuzeni olarak göstermeye çalışıyor. Oğlum zaten karışık bunlar. Bu çok katmanlı. Çok yani, çok iyi gizlemiş yalanını. Burak evet. İmamoğlu. Ya oğlum niye sürekli... Ne oldu be Burak kavurma? Burak ben bulamadım. Güncel 5 tane Türk devleti sayar mısın? Türk devleti. Evet, güncel. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya. Bunları konuşuyor. Vallahi ülke mi dedi, vilayet mi dedin sen? Ülke dedim. Ülke dedi bu. Ben bilmiyor muyum İstanbul'u, Ankara'yı, Kayseri'yi? Aferin be amca be. Azerbaycan. Fransa, Almanya. Ya onlar ne? Türk devleti mi onlar ya? Arkadaş dursun. Okumuşluğum yok mu senin? Baba bir de kızıyor tamam. Okumuşluğum yok mu? Fransa, Almanya. Azerbaycan. Fransa, Almanya. Ya onlar ne? Türk devleti mi onlar ya? Arkadaş dursun. Okumuşluğum yok mu senin? Helal olsun ya. Vallahi. Ay sıkıntılı. Bu çok şey. Bu nadide bir insan yani. Hangisi? Böyle arkada konuşan. İlk konuşan. Böyle samimi dedeleri çok seviyorum ya. Çok evet. Çok hoşuma gidiyor. Ciddiye alıyor. Zamanını ayırıyor. Yani. Düşünüyor gerçekten falan. Diğeri de agresif yapıyor. Diğeri de evet, Fransa, İstanbul, İstanbul, Fransa bir şeyler. Sana ne oluyor kardeşim? Sana mı sordu? Siz ne istiyorsunuz abi? Söyleyeyim bana. Bu benim ya. Bu benim. Aynen böyle abi. Sabah böyle kalkıyorum. Arada bir geliyor haller. Ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun? Ben bunu izlemedim ya. Hiç bu kadar gerçekten sinirlendiğini görmedim. Kendimi kaybettim. Adamı bile delirttik abi. Evet, bu bence kontrol dışı olan bir şey değildir diye düşünüyorum ya. Bana çok samimi geldi ya dirifin bağırması. Oyuncu diye bir şey değil çünkü normal konuşmasında çok robot ya adam. Evet. Sen de bir gün patlar mısın böyle bize? Yok kanka ben göreceğiz en naif insanlardan birisiyim. Yeter lan yeter diye falan kamerayı fırlatıyorsun böyle arkada. Ama Batuhan'la ikimiz bir aradayken yemin ediyorum arada geliyor abi. Kaos oluyor ya böyle. 2020 Hayır ben anladım istemiyorum öyle bir şey. Survivor'a Ahmet Batuhan Çebi ne olur girsin. Giremem ki. Niye? İstesem de gel. Bel fıtığım ve menisküs yırtıklarım var. Almazlar. Hay sıçayım ya. Tamam. Vallahi şu kazandığım paralardan biraz ver de ben ameliyat olayım. İdeal bir iş buldum senin için. Harbi. Çok seveceksin. Hazır mısın? Eyvallah. Hadi göster. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak şimdi şu oturan adamın yaptığı iş var ya. Bak. Ha? Bana sen şu oturan adamın yaptığı işten lazım. Bak. Adam ne kadar yoğun bir iş yapıyor ya. En önemli şu an. Yorumlar çok iyi. Gerçekten hayatta böyle meşguliyetlerim olsun istiyorum bazen. Bak, ha? Bana sen şu adamın, oturan adamın yaptığı işten lazım. Bak, adam ne kadar yoğun bir iş yapıyor ya. Çok iyi. Oğlum müthiş bir şey ya. Çok iyi. Hem işte iyi, adamın yorumlaması da iyi olursa. Ben seviyorum bir tane kızı. Ben bir tane kızı seviyorum. Kimi seveyim? Kızı. Anneannelere, ninelere bayılırım. Kız ama sürekli hata yapıyor, yanlış yapıyor. Ne yapmam lazım? Nasıl yani? Ya ben anneannelere, ninelere bayılırım dedim ve... Al kırdın. Ne kırması ya? Al sana. Yorum yapamadım şu an. Hani tepki veremiyorum. Ne yapmam lazım?
Nasıl yani? Nasıl yani? Teyzeler hiç beklemiyordu. Bir şey diyeceğim. Hayatımda bak. Hayatımda duyduğum en realistik tavsiye. Ne yapmam lazım? Ha? Nasıl yani? Sık ne diyor? Diyor. Ha, sadece ha. Daha kaç kere diyeceğim pardon. Ha diyor. Ha. Pardon. Güzel şirin bir videoya geçiyoruz. Bugün erkeklerin sokağa çıkması yasak. Bütün köy meydanı kadınlara kaldı. Yaşasın köy kadınları. Helal olsun be. Yürü be teyzem be. Kalkın bakalım. Harika ya. İş sana mı kaldı? Oo şahane. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bütün Türk erkeklerinin gitmesi gereken köy burası. Çok komik lan bu. Çok kim var? Bu kadar evet. Günde falan mı yapmışlar bunu? Gidelim mi bu köye? Sen böyle amcalarla evde bir şeyler yaparsın. Hayır ya. Biz de ninelerle okuyoruz. Ve etrafı temizliyorsun böyle geliyorsun. Çok böyle. Güzel olur. Osmanlı'dan bu yana yılda bir kez gerçekleştirilen erkekler evlere kadınlar kahvehaneye geleneği varmış. Bursa'nın bir köyünde diyeyim. Ha. Kadınlar yılda bir gün boyunca dışarıda ve kahvede oturup oyun oynarken erkekler de evden çıkıp evde temiz geliyor. Tam şey gibi değil mi? The Purge diye bir film vardı hatırlar mısınız? Ha, yılda bir kere. Arınma gecesi. Evet. Ama bir gün yani. Bir gün evet. Sembolik olarak herhalde. Ne gerek var? Ya onun yerinde tam beşikli konusu aslında. Onu diyecektim yani hani bir gün gidecek ve bunu kutlayacaksanız kardeşim sonrasında da ortak bir şekilde isteyen yere gitsin otursun yani. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir viral bölümlerde. Katıldığınız için. Artık viral bölümleri seviyoruz. Pozitifiz viral bölümlere karşı. Öyle çok sinirimi bozan şey yoktu yani. Tahmin ettiğim. Öncekine daha gıcık şeyler vardı. Evet. Bu, bu biraz daha keyifliydi. Bu daha keyifli. Yerler oldu. Böyle çok abuk subuk konuşan tip vardı. Bunda komikti yani en azından. O zaman Nisan ayındaki viral videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sizi seviyorum gençler. Hoşçakalın.